İsmim Çağla, 2022 yılı mezunuyum. Ben bu okula ilk geldiğim sene İmam Hatip Lisesi'nin buraya misafir olarak geldiği söylendi. Farklı çatışmalar yaşandı, fikir ayrılıkları olduğu için iki dönem arasında. O okul misafir olarak gelip birçok faydalanmaya çalıştı okulumuzun olanaklarından. Ben kendim dil sınıfı mezunuyum. Laboratuvarda çeşmelerin içinde ben ders gördüm 2 sene boyunca. Ve ben şu an dönüp baktığımda bu okulun İmam Hatip'e veriliyor olması benim anılarım, benim yaşadığım yerde, ben bu Yeşilt'te oturuyorum ve bu mahalleye yakışmayan bir durum şu an yaşadığımız durum. Onun dışında tekrar söylüyorum bunu, fikir ayrılıkları çok fazla olduğu için iki okulumda bir okul içerisinde iki ayrı eğitim görmesi imkansız. Teneffüsümüz, kantinimiz hiçbir şekilde bir değil. Ben bu okula ilk geldiğimde biz etek giyiyorduk ve bir anda bu etek kaldırıldı. Pantolona geçildi ne hikmetse. O yüzden bu okulun yıkılmasına ve İmam Hatip'e verilmesine, yıkılacak orası Allah'ın emri ama İmam Hatip'e verilmesini asla desteklemiyorum. Bu durumun takipçisi olacağız. Gerekli tatbikatlar yapılıyordu zaten zaman zaman İzmir genelinde olduğu gibi. Ama tabii ki de -1'de Bodrum'da havasız bir yerde ders görmek hiçbir çocuğun hoş karşılayacağı bir şey değil. Biz 2 sene boyunca buna dediğiniz gibi zorunda bırakıldık. Çok tedirgin yaşadım ki ben psikiyatrik rahatsızlığı olan bir insanım, panik atağım, konversiyon bozukluğum var. Ve ben bunlarla en yakın şahidi Gaffur, o çok iyi biliyor. Bir bayılma yaşıyorum ve havasızlıktan. Kendimi toparlayamıyorum, panik atağım var, camları açılamıyorum. Çok kısa bir camım var, görüyorsunuz zaten okulun içerisinde. Ben bu şartlar altında okul gördüm ve şu an yepyeni teknolojik bir okula gelip konmak yaptıkları. Söyleyeceklerim bu kadar. Ben Bay Nevzat Ayaz öğrencisi Rana Kahraman. Ona geçtim bu sene. Okulumuz depreme dayanıksız olduğu için yıkıldı. Yerine binamız inşa edildi. Bize ait olan şeyin alınması kötü bir durum. Üstelik şu anda eğitim gördüğümüz alan eğitim öğretime pek elverişli değil. Ne bir kütüphanemiz var, ne bir fen laboratuvarımız, ne de bir müzik odamız. Hiçbir şeyimiz yok. Eğitim öğretime elverişli olmadığı için biz bizim olanı istiyoruz. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi depreme dayanıklı bir ortamda sağlıklı bir eğitim görmek istiyoruz. Yani bildiğiniz üzere her yerde imam hatipler açılıyor. Bence Anadolu liselerinin sayılarını azaltmak istiyorlar. Ben kendi okulumuzu geri almak istiyorum. Eğitim öğretime elverişli bir ortamda ders görmek istiyorum. Deneyler yapmak istiyorum. Kütüphanede kitapları karıştırmak istiyorum. Olması gerekeni istiyorum. 2 yıldır burada okuyorum. Şu anda 11. sınıfa geçtim. Yeri geldi işte inşaatın tozunu çektik, gürültüsünü çektik. 40 kişilik sınıflarda okuyoruz. Bodrum katında soğukla, sıcakla uğraştık. Zorlu koşullarda okuyoruz yani. Başka okula verilmesi çok saçma bir kere. Bu inşaatın tozunu biz çektik, gürültüsünü biz çektik. Derslerimiz kesildi gürültüden. Spor salonumuzun ortası bildiğiniz yarık. Spor salonunda yarık var. Yani deprem olsa ne olacağı belli değil. Yıkılacak belki. Güvensiz yani. Bu okul başkasına verilmesin. Bizim hakkımız yani bu okul sonuç olarak. Orada da yazıyor zaten Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi adına olduğu. O kadar. İsmim İbrahim Kurt. 2021 yılı mezunuyum. Okulumuzda her bir metrekaresine yüzlerce adımımız bulunur. Hani çok da emek verdiğimiz bir okuldur kendisi. Özellikle uzaktan veya işte yüz yüze eğitimlerde olsun. İşte hocalarımızı severek, bizler de hocalarımız da bizi severek çok güzel bir eğitim geçirdik. Keşke devam etse, hani böyle iddiaların olmadığı bir süreç olsa. Hocalarımız hani başka yerlere gönderecekler, bunun farkındayız. Hocalarımız keşke devam etse çünkü çok güzel eğitimciler. Hani birilerine, öğrencilerimize, aktif öğrencilere çok güzel şeyler katacaklardır. Şu anda duyduğuma göre Bodrum katında eğitim verildiğini duydum. Hani gerçekten yazık, günah. Hani Bodrum katında bizim o zaman laboratuvarımız vardı Bodrum katında. Şu an laboratuvarı iptal edip şu an bir laboratuvar bile yok okulun. Sınıfa çevrilmiş. Hani kesinlikle bunu istemiyoruz. Benim 9. sınıf zamanımda Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi başladı, faaliyete geçti. 2020 depreminden sonra yıkılma kararı alındı, yıkıldı. Bildiğim kadarıyla biz mezun olmadan burası bitirileceği, sonrasında Valimiz Anadolu Lisesi'ne verileceği hakkında bilgi vardı. Duyduğumuz o ki elektriksel aboneliği ne yazık ki Yunus Emre Anadolu İmam Hatip adına girilmiş. Yeni sezonda da İmam Hatip olarak başlayacakmış. Gerçekten çok yazık. Hani ilgili yetkililere buradan söyleyeceğim, hani Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi'ne kimse dokunmasın. Bu kadar insan bekliyor burada. Hani şey yapıyor, belediye başkanına gelmiş. Keşke daha fazla yetkililer, valimizin de sesi çıksa da hani burada konuşabilsek. Ama tabii ister istemez o mevzuya girmeyeceğim. Sonrasında sansür yemek zorunda kalmayalım. Bunu da yayınlayın. Diyeceklerim bu kadar. Hani okulumuza kimse dokunmasın. Hani biz geçmiş yılın mezunuyuz. Şu anda aktif öğrenciler var. Eğitimden kimse mahrum kalmasın.
İnşallah da dediğimiz gibi olur. Kimse eğitim hakkından mahrum kalmasın. Valinevzat'a yazılan dosyası kapanmasın. Ben de Bozyaka'da çocuğuyum yani. Bozyaka'nın olduğu semtte arka mahallede oturuyorum. Ben burada ders işlerken laboratuvarda ders işledim. Okulun duvarları yıkıktı. Her tarafı yıkıktı. Bana dediler ki badana yapın. Ben dersimden kaçtım. Son sınıfta, 12. sınıfta. Matematik dersimi ihlal ettim. Başka dersi ihlal ettim. Okula badana yapmaya girdim. Okulu bu kadar sahiplenmiştik. Öğretmenlerim beni çok seviyordu. Kantinci Murat abiden tutun. Voleybol oluyordu biz koşturuyorduk. Futbol oluyordu biz koşturuyorduk. Badana çektik okula her şeyi yaptık. Bu okulun yıkılmasına müsaade etmeyeceğiz. Ettirmeyeceğiz. Yani sesimiz nereye gidiyorsa gitsin. Ben de 2022 mezunuyum bu arada. Adım Gaffur. Yani bilginiz olsun bu okulun her alanında adımımız var. Her alanında bir çalışma yapmışızdır. Yani lütfen buradan yetkililere sesleniyorum. Bu okula ne bileyim yan taraf alanın ismini Valinevzat Ayaz Andolsis olarak koyun. Ama bu okulun ismi yok olmasın. Bu kadar yani demek istediğim bu kadar. Her şeye koşturdu. Yıkılmasın bu okulsun. En son Akasya Durağı filmini bilirsiniz. Kepçe falan geliyordu okulu yıkmaya çalışıyorlardı. Kepçenin yukarısına çıkarız yani hiç sıkıntı yok. Ölümden korksaydık doğmazdık yani böyle diyeyim kısacası. Diyeceklerim bu kadar. Sevgiler, yetkililere sesleniyoruz buradan. Çok teşekkür ederim.